Merhaba arkadaşlar, Göstin Yansın'a hoş geldiniz. Bugün size, daha önce biliyorsunuz size diplomalı alımlar, hangi üniversite alacak, hangi tarihte başladı gibi ilanlar paylaşacaktım yani bu süreçte. 2 gün içinde, yani 2 günde bir daha doğrusu, 3-4 üniversite şeklinde paylaşıp bitireceğim. Birden 30 tane üniversite, 40 tane üniversite değil de böyle yavaş yavaş hem izlemeniz daha kolay olsun hem linklere ulaşmanız daha kolay olsun diye. Şimdi arkadaşlar, başlamadan önce şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Instagram'dan şu an bir indirim kampanyası başlattım. %50 sadece 20 kişiye. 7 kişisi şu an kayıt yaptırdı. Detaylı bilgi için Instagram'dan yazarsınız. Konu ne diye soracaksınız. Neyin indirimi? Şu an 2020 biliyorsunuz artık Eylül'e ve Ağustos'un doğru bir giden bir sınav sistemi var. Sınav o tarihlerde olması planlanıyor. Temmuz'da da olacak tabi ama hani Ağustos'ta ve Eylül'deki sınavlar için özellikle biz ders almak isteyen öğrencilere %50 indirim yaptık. Burada detaylı bilgi için bize yazmaları gerekli. Dediğim gibi 20 kişiyi doldurduğumuz zaman daha fazla almayacağız. Şimdi geldik diploma olayına. Şimdi arkadaşlar, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi uluslararası öğrenci başvuruları online ve ücretsiz yapılmaktadır. Kendi sayfasından alınmıştır. Öncelikle onu söyleyeyim. Üniversitemizin herhangi bir şahıs, eğitim danışmanlık şirketi veya aracı kuru ile anlaşması olmadığı gibi hiçbir kurum ve şahsa kontenjan tahsis edilmemiştir. Adayları duyurur. Bunu artık tüm üniversitelerde duyarsınız. Çünkü devlet üniversitelerinde ciddi anlamda kontenjan satılıyor gibi reklamlar yapılıyor. Telegram gruplarına yazılıyor. Hatta Facebook gruplarında ve Instagram gruplarında artık cesurca duyurular yapılıyor. Cesurca. Yani herkesin göreceği şekilde yapılıyor. Ben sadece şöyle bir soru soracağım. Kontenjan sınırlı. Nasıl bu kadar sınırsızca satabiliyorlar? Sınırsızca, hiç bitmemiş gibi herkese tıp alır mısın gibi, pazardan alır gibi soruyorlar. Siz artık aklınızı başınıza almışsınızdır. Ben bu kadar YouTube'da çektikten sonra video. Şimdi Çanakkale ilk önceliğimiz. Bakalım buna. Şimdi önce şuna bir tıklayalım. Şimdi ben oradaki size kesitleri aldım arkadaşlar. Siz de not alacaksınızdır ve linklere tıklayacaksınızdır. Bu PowerPoint şeyini, slaytını da size paylaşacağım. Şimdi Çanakkale 18 Mart'ta diyor ki 2020-2021, yanlış yazmıştır orayı. Şimdi şöyle bir şeyi söylüyor arkadaşlar. Kontenjanımızı arttırdık diyor. Yani 1179 kontenjan yaptık bu yıl diyor. Geçen yıl 500 küsürdü. Bunu da kendisi yine şurada söylüyor arkadaşlar. Bakın, tekrardan etmiş burada. Bakın ne diyor? 2019 ve 2020 öğretim yılında 429 yeni kayıt ile 65 farklı ülkeden 1772 uluslararası öğrencinin okuduğu üniversitemizde. Yani toplamda 1772 diyor ama şu an hani bir yılda gelen öğrenci 426 diyor. Biz bunu 2020 ve 2021'de 1179 yeni kontenjan tahsil ettik diyor. Yani sayımızı arttırdık bu yıl diyor. Ciddi bir artıştan bahsediyor. Burada baktığımız zaman 3 Ağustos tarihine kadar diyor, şu tarihten diyor, online olarak ücretsiz bir şekilde başvuru yapabilirsin. Yerleştirme sonucunda 14 Ağustos'ta açıklanacak. 7-11 arası da Eylül'de kesin kayıt olabileceksin. Daha başlamamış yani, anlayacağınız. Çünkü çok fazla soruyorsunuz. Kesin kayıt evrakları ile ilgili de çok soru soran var. Hocam ne lazım? Hocam ne lazım diye. Instagram yıkılıyor bu konuda. Yani çok mesaj görüyor. Aynı mesajlar. Üzülüyorum cevap vermeyince ama gerçekten yetişemiyoruz. Bakın arkadaşlar. Lise diplomasının aslı. Türkiye'de okumamışsa bu arkadaşım lise diplomasının noter onaylı Türkçe çevirisini yapması gerekiyor. Adayların lise bu arada çevirmesi için yapan arkadaşlar da çok ciddi burada fiyat yiyorlar. Yani çok fazla fiyat söyleyenler var. 2-3 yere sorun arkadaşlar. Bunu da altını çizeyim. Kesinlikle birkaç yere sormadan iş yapmayın. Hiçbir zaman böyle hani direkt birisine iş yaptırmayın. Birkaç yere sorun. Bir fiyat öğrenin. Ortalama. Ondan sonra da size araştırmaya bakın. Çünkü herkes şöyle söylüyor. Ben de araştırıyorum sizin gibi. Çünkü ben yapmıyorum bu işleri. İşte biz daha kaliteli yapıyoruz. Onlar sıkıntılı yapıyorlar. İşte sorun çıkabiliyor. Bizde %100 garanti. Yani garanti diyenler her zaman soruyorum. Evrak mı veriyorsun? Belge mi veriyorsun? Sorun çıkınca ne olacak?
O yüzden böyle bir dipnot kalsın. Benim duyduğum 3 kat fiyat isteyenler var. Hatta kendi öğrencilerimden verenler de var. Daha sonradan meydana çıktı. Siz dikkat edin. Adayların lise diplomana Türk liseden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren TC yani Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak denklik belgesi. Bu da yine çok soruluyor. Hocam denklik belgesi nerede alacağız? Bakın yine açıklıyor burada. Sonra not durum belgesi. Bu da bu hafta çok soruldu. Transkrip aslı ve ülkelerdeki Türkiye Büyükelçiliği ya da konsolosluğundan onaylanmış. Yani transkribini alıyorsun, derslerini yani içeriklerini alıyorsun ve bunu tercümesine ettiriyorsun ve onaylatıyorsun. Burada lisedeki tüm sınıflardan alınan derslerin not dökümü içermelidir diyor. Yani son sınıf değil arkadaşlar. Buradaki bilgiler hemen hemen bütün diplomayla başvuracaklar için geçerli. Adaylar kayıt sırasında onay başvuru ekranında yükledikleri belgelerin aslını ve onaylı suretlerini beyan etmek zorundadır. Yani siz gidip de bilmiyorum ben derseniz ya da ben tekrardan düzeltebilirim derseniz düzeltemiyorsunuz arkadaşlar. Yani yaptığınız işi sağlam ve bilerek yapın. O yüzden genelde şöyle bir şey var. Ben kendim yapabilirim diyorlar. Tabii ki yapabilirsin. Ama yaptığın işi de ciddi alarak yapmalısın. Sonra ben arayayım da düzelsinler. Maalesef biliyorsunuz üniversitelere ulaşılmak çok güç. Pasaportun aslı ve Türkçe'ye çevrili noterden onaylı fotokopisi. Burada adayların Türkiye'de yasal ikametine, Türkiye giriş tarihine bakılarak vize muafiyeti sona erenler kayıt edilmeyecektir. Bu da çok soruluyor. Bakın yine burada parantez halinde belirtmiş. Vize muafiyeti her ülke için farklı uygulanmakta olup adaylar ülkelerine ait süreyi konsolosluklardan, internetten ve il göç idaresinden öğrenebilirler. Nereden öğrenebilirsin'in cevabı. Çünkü okumuyorsunuz arkadaşlar. O yüzden size bu şekilde aydınlatayım ki. Katkı payı yani öğrenim ücreti de rektörlük yabancı uyruk harç hesap no diye yazılıp buradaki IBAN numarasında yönlendirecek. Tabii ki bu kayıt esnasında olacak. Kayıt olduktan yani kazandıktan sonra olacak işlem. Ve Türkçe seviyenize göre TÖMER belgesi varsa yoksa size zaten hazırlık okuturlar. Aynı şekilde böyle öğrenim amaçlı alınmış ikamet tezkeresi onaylı örneğe yabancı uyruklu kimlik numarası kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde istenen belgeler uluslararası öğrenci ofisine teslim edilecektir diyor. Hani bu da kazandıktan sonra yine senden istediği ikamet tezkeresi onayı öğrenci ofisine yollamanı istiyor ve son 6 ayda çekilmiş bir fotoğraf. Devam ettiğimiz zaman mavi kartlı ise mavi kartlı, çift uyruklu ise vukuat nüfus cüzdan örneği, belgede ikinci vatandaşların geçiş tarihini belirten ibare olmalıdır diyor. Gelen öğrenci maddi imkanlarını ülkemizde yüksek öğrenimine sürdürmeye imkan sağlamasını temin etmek amacıyla geçimini sağlayabilecek düzeyde gelire sahip olduğunu gösterir bir belge. Yani buna da zaten gittiğiniz zaman söylüyorlar. Herhangi bir bankada bir miktar para tutmanı istiyorlar. İşte şurada 3000 TL olsun diye. Onu da gösteriyorsun. 18 yaşından küçük olan adaylar muvafakatname belgesi ve Türkçe tercümesi. Bunun ne olduğunu soranlar yine Google'da da aratabilirler. Zaten bu işlemleri yapan insanlar da var. Belgede eğitim ve ikamet izni alabilmesi açıkça belirtilmeli ve apostil şer olmalıdır. Şimdi burada yine aynı şekilde bunun incelikleri söylenmiş. Aileler ayrıysa vesaire ve velayet olayı bunları okursunuz sizin olayınıza göre. Bir saniye. Yine burada yine çocuğun ayrı olmasıyla ilgili şeyler söylemiş. Doğum belgesi Türkçe tercümesi, tıp fakültesi sağlık raporu. Tabii bunların birçoğu arkadaşlar kazandıktan sonra. Yani şu an hepsini siz başvuruyorsunuz. Kazandıktan sonra da sizden istenilen belgeler olacak. Onları da siz teslim edeceksiniz öğrencilerine. Burada söylediği tarih 22 Haziran'da başlıyor. 3 Ağustos'a kadar. 14 Ağustos'ta ilan ediliyor. 7-11 arasında da kesin kayıt. 22 Haziran'da başlıyor arkadaşlar. Yani başlamış bulunmaktayız şu an. Başvurunun linkini ben başlarsınız buraya. Atacağım zaten açıklama bölümüne. 5 tercih yapabiliyorsun. Başvuru sadece elektronik ortamda online pasaport no ile yapılmakta. Bunları da belgelerini düzgün şekilde yükle diyor kısacası.
Trakya Üniversitesi diğer bir üniversite arkadaşlar. Bu da diplomayla alıyor. Yine ben linkini attım. Bazen ulaşmanız zor oluyor. Sizden istediği belgeler yine diploma belgenin aslı. Bu aslı derken dediğim gibi tercüme gerekiyorsa yine burada transkrip, bakın aynı olayı söylüyor. O diğeri daha açıklayıcı yazmış. Bu kısa kesmiş. Pasaportun aslı ve noter onaylı tercümesi, yani Türkçe tercümesi gerekiyorsa. 2 adet fotoğraf, başvuru çıktısı ve ilgili bölümün harç ücretini yatırdığına dair banka. Yani kazandıktan sonra onun çıktısını alıyorsun ve senden istenilen IBAN'a yolluyorsun. Parayı yatırıyorsun ve gidiyorsun öğrenci işlerine ve bu 8 ve 9. maddeleri de orada yapıyorsun. Yani bizim önce başvuru yapmamız lazım. Başvuru çok karışık değil. Başvuru hemen diplomanı yüklüyorsun tercümanlığı ile beraber. Yine transkribini, pasaportunu, fotoğrafını, işlem bitiyor. Tercihini yapıyorsun. Kazandıktan sonra zaten öğrenci işleri sana birçok şeyde yardımcı oluyor arkadaşlar. Burada yine başvuru tarihini size yazdık arkadaşlar. Bakın 22 Haziran 24 Temmuz'da bitecek. Yerleşen kesin kayıtları tarihi de yazmışlar buraya. Yine linki mevcut. Eğer bir sıkıntı çıkarsa da bu mail adresine ve bu numarayı arayabilirsiniz. Namık Kemal Üniversitesi de aynı şekilde başvuru linkini bıraktım. Bu da kendisi görsel olarak nasıl yapacağımızı söylemiş. Bakın uluslararası öğrenciye tıklayın diyor. Açılan sayfada yeni üye olmak için buradaki bilgileri yazın. Pasaport numarası, ad, soyad, cep numarası ve bunlar vesaire yazıyorsunuz. Sonra gelen sayfada başvuru işlemine tıklıyorsun. Oradan başvuru yapa tıklıyorsun. Burada başvuru sonucunda burası çıkacak zaten. Tabii orada da yeni güncel tarih olacak. Ona tıklayacağız. Ve en son açılanlar görüyorsunuz. Buradakilerini dolduracağız. Zaten hepsi çok açık. Vesikalık fotoğraftan tutun, pasaport, uyruk. Çift uyruklu musun diyorsun. Evetse ilk uyruğunu yazıyorsun. Yoksa hiçbir şey yazmıyorsun. İletişim numaraların var. Lise hangi ülkede bitirdin? Lise adını yazıyorsun. Sonra hani bakıyorum sizin dolduramayacağınız bir yer var mı diye. Bunların hepsi tamam. Uyruk biri Türk mü diyor. Yani çift uyruklu musun? %10'dan etkileniyor musun diye soruyor. Kısacası. Uyruğundan biri Türk mü? Bakın kısacası. Mavi kartın var mı diyor. Bunları yazıyorsun. Lise mezuniyet tarihin ve not ortalamanı buraya yazması söylüyor. Zaten size diğer belgeleri de yüklemen için ilerlettiğiniz zaman, bir dakika hızlı geçtim. Başvuru tamamla diyor. Bitiyor. Senin istediğin belgeleri zaten senden yine tekrardan isteyecek. Dumlupınar Üniversitesi diğer bir üniversite. Burada baktığımız zaman işte kendisi zaten sınav yapıyor. Aynı zamanda buradaki geçen yılın geçen yılın sınavını da kabul ettiğini, SAT'ı da kabul ettiğini ama 1'i kabul ettiğini biliyorsunuz. 2 tane SAT 1 ve SAT 2 var. Aynı şekilde diğer üniversitelerden tanınan YÖS puanları 2019 ve 2020 sınavlarını 100 üzerinden. Diğer üniversitenin tanınan YÖS sınavı, bu büyük ihtimal yanlış söyledi yani tekrar etti. 80 üzerinden. Dışarıdan başvurulunca 80, belki kendi 2019 puanını 100 üzerinden hesaplayacağını söylemek istemiştir. Orta öğretim puanı 100 üzerinden, yüzlük sistem yani Türkiye'de başvurabiliyor. Beşik sistem olanlar ve 9 ve 10. maddeleri de yine aynı şekilde yazmış uluslararası sınavlarını. Kırklareli var arkadaşlar. Yine linkini bıraktım. Tıklayıp başvurabilirsiniz. 22 Temmuz'a kadar alınacak olup başvurular başlamıştır. Burada da yine aynı şekilde 10 tane tercih hakkım var. Ve önemli bilgiler burada da aynı aslında diplomalarla ilgili bilgiler. İşte bize hukukla ilgili diyor ki en az diploma notun 100 üzerinden 90 olmalı. Aynı şekilde lise dengi bölümler olmalı. Hani onu söylüyor. Bunu ispatlıyorsun zaten. O ilk söylediğim şeyler önemli. Aynı şekilde buradaki bilgileri değil de şu 9. madde okuyalım. Yurt dışından öğrenci kabulü için ülke göre kontenjan ayrılabilir. Ayrılacak kontenjanlar üniversite senatosunca belirlenir ve öğrenci alımı ilanında yer alır. Yani size sürpriz olmaz diyor. Programlara ayrılan ülke ve ülkelerin kontenjana başvuru olmaması ve kontenjanın dolmaması halinde kontenjanı diğer program ve ülke kontenjana senato kararıyla aktarılabilir veya kaldırılabilir. 2019 başvurularında Suriye ve Türkmenistan uyruklu adayların yoğun olması nedeniyle ülkelere göre homojen bir dağılımın sağlanması amacıyla programlara öğrenci alınırken
diğer ülke kontenjanları ülke kotası uygulanacak. Aynı ülkeden kayıt hakkı kazanan adayların sayısı program kontenjanının %30'unu geçmeyecek. Yani şu olay güzel bir şey. Yani bir kontenjan 30 tane bölüm alıyorsa 9 tanesi aynı ülkeden olacak. Daha fazla olmayacak diyor. Bu da güzel bir şey. Aynı şekilde linkine tıkladıktan sonra size o linkte istediği bütün belgeleri yüklüyorsun. Yine aynısı oluyor arkadaşlar. Evet. Şöyle. Aynı şekilde bize TÖMER'e ile ilgili bilgi vermiş. İşte YÖS'ten diyor ki Türkiye'deki üniversiteler tarafından yapılan yabancı ülük YÖS sonuçlarıyla başvuru kabul edilmediğinden üniversitemizin programlarına 2020-2021 eğitim öğretim yılı için ulusal lise bitirme ve olgunluk sınavı bulunmayan ülkelerden başvuru olması durumunda Yunus Emre Endüstrisi'nin YÖS sonucuna göre yerleştirme kriteri değerlendirilecek. Öncelikli olarak Yunus Emre Endüstrisi'nin yaptığı YÖS'ten 75 ve üzeri alanlar değerlendirilecektir diye de bir dipnot paylaşmış. Burada ayrıyetten internetten duyurulacak diyor. Başvurular ve yerleştirdiklerinde işlemlerinde başvurularını, formlarını beyanlar üzerine yapılacak. Kontenjanlar kadar asıl aday ilan edilecek ve asıl belgeler kayıt esnasına teslim edilecek. Belgelerin eksik veya yanlış beyan edilmesi, sahte olması burada ortaya çıktığında yani ilerleyen zamanlarda da ortaya çıkarsa tüm hakları iptal edecek. Haklarına yasal işlem yapılacak. Yani bu çok gördüğümüz bir şey. İşte bazı insanlar bazı üniversitelerde hani gayri resmi olmayan işler yaparak bir yerlere yerleştirebiliyorlar. Bu hani dediğim gibi çok fazla değil. Çoğu aslında bunlardan çok fazla değil ama çok fazla da dinlendiriliyor. Dinlendirenlerin birçoğu bir şey yapamıyor. Sadece paranızı alıyor ve kaçıyorlar. Ama yapanlar yok mu? Bazı üniversitelerde bu işi yapanlar oluyor. Ama dediğim gibi bunlar zaten çok duyurulmayan, kendi işlerini halleden insanlar. Bunların şöyle bir sıkıntısı oluyor. 4. sınıfta, 3. sınıfta, 2. sınıfta mezun olduktan sonra atılanlar ya da belgesi iptal edilen, diploması iptal edilen belgede sahtecilik diye de bir de ceza yiyorsunuz. Yani bir de şöyle bir şey var. Hocam ben ne yapayım? Benim bir suçum yok demeyin. Sizin suçunuz zaten bu işe alet olmanız. Üniversite bunun altını çiziyor. Nasıl kayıt olacağını, hangi şartlarda uğraman gerektiğini, hatta oraya niçin yazıyor? Bizim hiçbiriyle anlaşmamız yoktur diyor. Sen bunu bilip de başkasına gidiyorsan ya da bilip de başkasına para vererek o sana bölüm kazandıracağını düşünüyorsan zaten sen kaybetmişindir bu süreçte. Yine bir süreçte sıkıntı yaşarsan buraya mail atabilirsin. Yine başvuruyla ilgili işte burada aynı YÖS'le ilgili girip giremeyeceği yani bu sınava bu diplomayla başvurup başvuramayacağı ile ilgili şartlarını söylüyor. Gerekli belgeler yine aynı arkadaşlar. Hiçbir farkı yok. En sonunda bana çok sordunuz. Şu an en güncel iptal edilen üniversiteler hani hangileri en son toparlanmış? Recep Tayyip Üniversitesi, Süleyman Demirel, Çankırı Karatekin ki diplomayla alıyordu. Marmara şu an sistem kapalı. Sınav yapar mı? Yapmaz mı? Diplomayla alır mı? Şu an bilinmiyor. Ama diplomayla alacağını zannetmiyorum. KATÜ, Balıkesir, Bilecik Şehir Edebali Üniversitesi, Trabzon, Ankara, Munzur, İskenderun, Cumhuriyet, Akdeniz. Bunların içinden şu an en garanti Çankırı ve Akdeniz Üniversitesi diplomayla alacak. Çankırı sistemi kapatmış olması lazım. Akdeniz Üniversitesi daha zaten kılavuz yayınlamadı. Bunların içinden diplomayla hangileri alacak? İşte Bilecik Şehir Edebali var içinde alabilecek. Munzur var, İskenderun var ve diğerlerinden iptal olup da bu sene ilk defa diplomayla alabilecek olan hangi üniversiteler olacağını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi her gün böyle 5-5 üniversite paylaşıp bitirmek istiyorum. En sonunda iptal eden üniversitelerin güncel kılavuzlarını paylaşacağım. Ücretleri çok soran olmuş hocam. Ücretleri de paylaşır mısınız? Daha güncel bir ücret yok arkadaşlar. O yüzden paylaşamadım. En son YÖK onayladığı zaman size toplu bir şekilde kontenjanları paylaşacağım. Dediğim gibi videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar, beğenin çünkü biliyorsunuz çok fazla bu videolar çekilsin istemeyen arkadaşlar var, bu işi yapan insanlar istemiyor. Ben sizden sadece destek istiyorum. Kendinize bakın, herkese iyi akşamlar.